Ümit Zileli, Korkusuz Gazetesi. Cumhuriyet öğretmeni imama yenildi mi? İşime yarayacak haberleri topladığım dosyayı açtığımda en üstte duruyordum. Atama bekleyen öğretmen sayısı 1 milyona dayandı. Çocukluğumun, gençliğimin öğretmenleri, üniversite hocalarım gözümün önünden resmi geçit yaptı o anda. Lisedeki edebiyat öğretmenim, aynı zamanda velim, Gönül Hatay Eren'i sayemde epey çile çeken o büyük öğretmeni özlemle minnetle andım. Sonra bugünün öğretmenlerini düşündüm. Daha doğrusu karnını bile doyuramayan, yoksulluk sınırının çok altında yaşamaya çalışan, bulursa ikinci hatta üçüncü iş yapmaya razı, çoluk çocuğu bırakın tatile, bir yemeğe, bir sinemaya bile götüremeyen, geleceğe ait umutlarını yitirmiş eğitim emekçisinden söz ediyorum. İstatistikleri açın, ataması yapılmadığı için intihar eden, inşaatlarda, mahalle pazarlarında, inşaatlarda, marketlerde çalışan öğretmen sayısı karşısında içiniz parçalanır. Oysaki öğretmenlik bu topraklar üzerindeki en kutsal meslekti. Düşünsenize, 6 yaşından itibaren ülkenin geleceğini kuracak, ilerletecek milyonlarca çocuğumuzu onların eline teslim ediyoruz. Aslında üzerine titrememiz gereken öğretmenlerin çektiği yoksulluktan, ezilmişlikten en az yönetenler kadar bizler de sorumluyuz. Biliyor musunuz Mustafa Kemal daha Kurtuluş Savaşı sürerken öğretmenleri Ankara'da toplamış ve onlara asıl büyük savaşı verecek olan sizlersiniz. Cehaleti ve geriliği sizlerin sayesinde aşacağız demişti. Tüm bu ideallere ihanet ettik. Köy enstitüleri gerçeği. Halbuki Cumhuriyetin ilk döneminde öğretmen demek önünde ayağa kalkalıp saygıyla düğmelerini iliklemek demekti. Cumhuriyet en büyük devrimlerinden birini harf devrimiyle atmış, Latin harflerine geçen ülkede okuma yazma seferberliği sonunda halk mekteplerinde oluşturulan kurslarla 6 ay içinde yüz binlerce insan alfabeyi sökmüştü. Ama büyük devrimcinin çok istediği ancak göremediği devasa adım ölümünden sonra yürürlüğe girdi köy enstitüleri. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Genel Müdür İsmail Hakkı Tonguç bu iki dev adam Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün direktifiyle ve hummalı bir çalışma sonucu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 20 köy enstitüsü açtılar. Bundan sonrasını Alev Hoşkun'un Aydınlanma Devrimcisi Hasan Ali Yücel kitabından izleyelim. İnönü her bakanlıktan yanını aldığı temsilcilerle 20-25 gün süren bir yurt gezisine çıktı. Ankara dönüşünde birlikte geziye çıktığı İsmail Hakkı Tonguç'u yanına çağırarak köy enstitülerini gördüm, çok sevdim, beğendim dedikten sonra iki öneri de bulundu. 1. Bu enstitülerin üzerinde bir yüksek enstitü kurun, diğerlerine öğretmen yetiştirsin. 2. Köy enstitüsü sayılarını 40'a sonra da 60'a çıkarın. Tonguç hemen Milli Eğitim Bakanı Yücel'in yanına koştu. Gerçekten de kısa sürede Hasanoğlan Köy Enstitüsü yüksek enstitü konumuna getirildi. Ancak ikinci öneri bir türlü yerine getirilemiyordu. Enstitülerin yaratıcıları hem kalitenin düşmesinden hem de gelecek tepkilerden çekiniyorlardı. Gerçekten de parti içindeki tutucular daha başından itibaren bu projeye karşı çıkmış, daha da ileri giderek bu bilim ve irfan yuvalarına komünist damgasını vurmuşlardı ağalar, şeyhler, şıhlar bu gidişle sonlarının geleceğini gayet iyi biliyorlardı. Biliyorlardı çünkü o öğretmenler köylerde çalışıyor, köylüyü hem kalkındırıyor hem de bilinçlendiriyordu. Tez zamanda başları ezilmeliydi. Ağalar, sermaye, gericiler ve emperyalizm el ele. İnönü bir süre sonra Hasan Ali Yücel'i yanına çağırıp niçin dediklerimi yapmadınız diye sordu. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. ''Birinci maddeyi yaptık, İkincisi için para lazım. Siz yapın, parayı ben vereceğim. Tenkit edecekler. O tenkitleri mecliste ben karşılayacağım.'' Bu diyalogdan sonra İnönü yücele döndü ve şu tarihi açıklamayı yaptı. ''Bak Hasan Ali, 20'yi bulduk. Şu anda savaş içindeyiz. Eğer sayıyı 40'a, hele 60'a çıkarabilirsek daha güçlü oluruz. Çünkü savaş sonrasında ne olacağı bilinmez.'' yine yapmadılar ve ne yazık ki tam da İnönü'nün dediği gibi oldu. 1946'da meclis başkanlığına enstitülere başından beri ateş püsküren Kazım Karabekir gelince Hasan Ali Yücel istifa etti. Tutucu grubun desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na gelici fikirleriyle ümlü Şemsettin Sirer getirildi. Hemen ardından köy enstitülerinin içi boşaltılmaya başlandı. Demokrat Parti iktidara geldikten sonra ise tümü öğretmen okuluna çevrildi. Sonrası ise hazin bir çöküş öyküsü. Sosyolog Şerif Mardin uzun yıllar önce Cumhuriyet'in öğretmeni mahallenin imamına yenildi fikrini ortaya atmıştı. Bence zavallı bir tezdi. Çünkü öğretmenin imama yenilişinin arkasında bulunan güçleri başta hükümetler, gericiler, ağlar, sermaye ve emperyalizm işbirliğini din tüccarlarına 1950'den itibaren kapıların nasıl ardına kadar açıldığı gerçeğini görmezden gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde o köy enstitülerinden mezun olan 8 bin öğretmen ve onların yetiştirdiklerinin harcı vardı. Eğer o enstitüler devam etmiş olsaydı, bugün ne öğretmenler ne de Türkiye Cumhuriyeti bu derece zavallı durumda olurdu. Bugün geldiğimiz nokta din derslerine artık öğretmenlerin değil imamların geleceği gerçeğidir. O halde bu ülkenin aydınlık, yurtsever milyonlarının önündeki görev belli. Önce ilerici, yurtsever bir hükümet, sonra da bu kez kent enstitüleri. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.